Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kardelen. Ben de Oğuzhan, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz Axe Arms'ın Crossfire V modeli. Bugün onu inceleyeceğiz. O zaman kutuyu açalım isterseniz hocam hemen. Olur, bakalım. Bir gösterelim tüfeğimizin içinde neler varmış kutumuzun. Evet, dolu bir kutu karşıladı bizi. Evet, bayağı dolu, alışkın değiliz. Kulaklığından gözlüğüne kadar bayağı güzel bir kutu. Ben tüfeği şöyle bir kabaca göstermek istiyorum. Tabii bu yan fişeklikler bizim kendi sonradan eklediğimiz ürünler. Bunlar kutuda çıkmıyor arkadaşlar. Bu tüfeğin tarihçesine gelecek olursak arkadaşlar, Amerikan deniz piyadeleri için üretilen bir tüfek. Resmi savaş envanterinde kullanılan bir tüfek. Bunu ilk yapan, o zamanki şartları karşılayan Benelli firmasıydı. Benelli firmasının klonunu incelemiş olacağız biz. Bu tüfekten satın aldığınız zaman gerçek savaş envanterinden bir tüfek kullanmış oluyorsunuz aslında ve birçok da kullanım alanı var. Evet arkadaşlar, tüfeğimizi nerelerde kullanabiliriz? Ev savunmasında kullanabiliriz. Araç savunmasında kullanabiliriz. Savunma olarak ev ve araba diye konuşabiliriz. En çok kullanabileceğiniz yer bence ev savunması için muhteşem bir tüfek. Araç için evet, biraz uzun olabilir. Daha çok bullpup modelleri daha uygun araç savunması, yani aracın bagajında dursun diye düşünenler için. Ama bu tüfeği dediğim gibi evinde ev savunması için çok güzel kullanabilirsin. Her türlü 22 gramdan 50'ye kadar çok rahat atıyor. Kutu içeriğine bakalım istiyorum ben biraz. Şöyle başlayalım hatta. Tabii. Kullanma kılavuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Bir tane kulaklığımız çıkıyor. Evet, şöyle kutumuzdan namlu şoklarımız çıkıyor. Bu namlu şokları numaralı oluyor zaten. Bunu kullanmak isteyen niye kullanacağını biliyordur. Bu saçma atarken daha toplu çıkmasını sağlıyor. İşte numarasına göre o namlu şokunda çıkış derecesi var. Ona göre bir grupman dağılımında etki gösteriyor. Evet. Bir adet atış gözlüğümüz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Temizleme setimiz var arkadaşlar. Şöyle işte harbi setleri. Bir tane de tek nokta askı kayışımız var. Tüfeğimizdeki parçalara geçelim. Tüfeğimizi bir tanıyalım. Tüfeğimiz göründüğü gibi bu şekilde arkadaşlar. Teknik özelliklerini de aşağıda yazdık. Yarı otomatik 12 kalibre tüfeğimiz. Burada bir dipçik pedimiz var. Ayarlanabilir dipçiğim mevcut. Buradaki mandala basıp çevirip istediğimiz konuma getiriyoruz. Güzel bir gezim var. Gez arpacığım mevcut. Tabanca kabze, pistol grip de deniyor buna. Daha güzel bir hakimiyet sağlıyor normal av tüfeklerinin şekline göre. Burada askı kayışım için bir aparatım mevcut. Tetik kurgulum, tetik grubum. Dikkatinde rayım var. Burada da işte red dot veya dürbün gibi sistemleri kullanıp takabileceğiniz ray sunmuşlar. Burada bir tuşum var. Bu fişeyi kaşığa çağırma. Yani tüpteki fişeyi buna bastığımız zaman kaşığa çağırıyor. Ardından atım yatağını kurma koluyla sürüyorsun. Burada bir emniyetim var arkadaşlar. Tetiğimin üstünde. Geçişi güzel. Hissediyorsun gece bile yaparken tık tık sesi ve o top geçişi güzel. Evet, kurma kolum mekanizma. Hazır geride de bağlanmışken çektim. Şu an boş olduğu için geride bağlandı. Buradaki mandalıma basıyorum. Tabancadaki sürgü düşürme mandalıyla aynı mantıkla direkt düşürmüş oldu. Mekanizmamı tekrar gösteriyorum. Mekanizmamızın içinde ne var? İğne grubumuz, tetik grubumuz. Tüp besleme demiştik arkadaşlar. Tüp besleme 7+1 normalde ama fişek boyuna göre bu durum değişiklik gösteriyor. Bir eksi artı olarak düşünebiliriz. Normalde 7+1 fakat bu 7+2 olabiliyor. Bir tane atım yatağına, bir tane de kaşığın üstüne 7 tane de tüpe sığdığı zaman bu sayı 8 ile 9'a da çıkmış oluyor. Onu da göstermiş olacağız. Tüpümüze bastık arkadaşlar. 7 tane alıyorsa 7 tane ve fişeğin boyuna göre bu değişebiliyor. Burada mekanizmamı biraz çektim. Kaşığın üstüne doğru elimle koydum bir tane. 7 tane tüpte, kaşıkta da bir tane 8 yaptım. Bir tane de atım yatağını sürmeye çalıştım. Buradan kaşığıma baskı uygulayarak bıraktığım zaman kaşık bir, atım yatağı bir, işte tüpede kaç tane aldıysanız. Sadece buradaki avantaj artı bir yani. Buna uğraşıp artı bir tane fazla her olsun derseniz. Yani ben evet, alabileceği her yerine koymuş oluyorsun. Bu şekilde tüfeğimi artı bir olarak fazla doldurmuş oluyorum. Peki nasıl boşaltıyoruz? Arkadaşlar burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Kaza yaşama ihtimaliniz yüksek. Silahın boşaltmasında yani tek mandalla tüptekileri boşaltmıyor. Atım yatağına sürüp çıkarıcıyla çektirmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Emniyetimi aldım. Zaten şu an atım yatağında bir tane var. Onu tahliye ettim. Kaşıktakini aldı. Tahliye ettim. Şu an almadı. Ya tetiğe basmamız gerekiyor ya da fişek çağırıcıya mandala basıp kaşığın üstüne alıp bu şekilde boşaltmamız gerekiyor. Tekrar bastım. Bu işlemi tetikle yapmayın. Çağırıcı mandal bunun için yapılmış. Böyle çıt sesi gelip mekanizmam geride bağlanana kadar bu işlemi yapıyorum. Gözümle de kontrol ettim. Boş. Şu an güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz. O zaman silahımızın söküp takımına geçelim. Aynı zamanda sökerken de çalışma prensibinden biraz bahsederiz. Silahımızın söküm takımı çok basit arkadaşlar. Yüzüğü çevirmeye başlayınca
Biraz sert olabilir. Ben alayım mı? Bence de. Evet. Hiç onu yetmedi. Bunu çevireyim arkadaşlar. Çıkartıyorum. Ardından el kundaklarım burada. Biraz öne çektikten sonra el kundaklarımı ayırdım. Geriye kalan kısım namlumu ayırdım. Mekanizmadaki kurma kolunu kendinize doğru çevirerek çıkarttığınız zaman, çevirerek zorladığınız zaman çıkıyor. Mekanizmamı da çıkarttım arkadaşlar. Bunun içinde ne var demiştik? İğne grubumuz mevcut. Evet arkadaşlar, Sahra sökümümüzü de yaptık. Şimdi çalışma prensibinden bahsedelim. Çok kolay sökülüyor. Çok seviyorum bu özellikle. Silahın çalışma prensibinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Yarı otomatik hibrit bir sistem demiştik. Biraz gazlı, biraz kinetik sistemle çalışıyor. Dipçimin içindeki boronun içinde yayım var. Yani tabancadaki icra yayı olarak düşünebilirsiniz. Görevi neydi? Silahın hareket etmesini sağlıyor. Basınçla geriye gelen mekanizmanın şu gördüğünüz kuyruğu arkadaşlar geriye doğru geliyor. O yayda tekrar ne yapıyor? Mekanizmamı ileri itiyor. Geleceğim şimdi onun detayına da. Evet, yarı otomatik demiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar namlum. Namlumda iki tane pistonum mevcut burada. Ateşlememi yaptıktan sonra çekirdek namluyu terk ederken bu noktalara geldiğinde pistonuma gazın bir miktarı basıncı oraya veriyor ve pistonlarım geriye doğru sert bir şekilde vuruyor. Mekanizmamı da şöyle gösterecek olursam arkadaşlar, bu şekilde tüfeğin içinde durdu. Patlamayı gerçekleştirdik basınçla birlikte. Çekirdek namluyu terk ederken bu kısıma geldiğinde gazın bir miktarı pistonlarımı itti. Pistonlarım sert bir şekilde, bakın arkadaşlar, sert bir şekilde mekanizmaya vurdu. Döner kafanın kilidini açtı. Ardından burada biraz da kinetik sistem devreye girerek mekanizmam geriye doğru geldi. Mekanizmamın başında bulunan tırnak kovanımı çekti. Gövdemin içinde bulunan çıkarıcıya çarptırarak kovanımı tahliye etti. Mekanizmam içeriye doğru girmişti. Yayımız burada iyice gerildi. Kendini saldığında kaşıktaki fişeği içeriye alarak tüpten de bir tanesini aldı. Kaşıktaki fişeği atım yatağını sürerek ikinci dolumunu gerçekleşti. Bu döngü bu şekilde fişeğin bitene kadar devam ediyor arkadaşlar. Zaten prensip videomuzu izlerseniz prensibin mantığını anladığınız zaman zaten bunlarda çok zorlanmıyor olacaksınız, öyle söyleyeyim. Mekanizmayı bir şey geriye itecek. O mekanizmayı geri geldikten sonra bir şey tekrar yerine sürecek. Yani fişeği içeriden bir tırnak çıkartacak. O kovan veya fişek dolu veya boş çıkarıcıya çarpıp tahliye olacak. Bu bütün silahlarda aynı aslında. Ufak tefek parçalarla değişiyorlar. Evet, sadece yerleri farklı sadece. Mantık hepsinde aynı, öyle söyleyelim. Çalışma prensibimiz bu şekildeydi. Tüm takımına geçeyim. Mekanizmamı yerleştirdim. Kuyruk göstermiştik. O tam oturmayabilir. Baktınız geri gitmiyorsa kurma koluyla kuyruğu biraz aşağıya doğru bastırırsanız mekanizma gidecektir. Kurma kolumu taktım. Çek çağırıcımı da basıp geride bağlayayım. O bizi sıkıştırmasın. Tüpümüz boş olduğu zaman, fişek çağırıcıya bastığımız zaman arkadaşlar mekanizmam geride kalıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bu tarz söküm takımlarda işinize yarayabilir. Namlumu aldım. Tüpten geçirdim. Ardından mekanizmamın içine oturtmam gerekiyor. Mekanizmamı salabilirim artık. Evet, yerine oturdu. Sıkıntı yok. Burada tüfeğinizi dik konuma kaldırıp el kundağımın ilk parçasını bucak şekilde yerleştirdim. Ardından çevirip diğer kısmını takıyorum. Birleştirdim. Kapakları tutturup yerine oturtturuyoruz arkadaşlar. Ardından sökmeye takmaya yarayan yüzüğümü geçirdim. Ben biraz daha sıkayım. Gerçi gayet de iyi sıkmışsın. Hiç de gerek yokmuş. Çalışma prensibimiz ve parçalarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi biraz da atış yapalım. Tabii. En sevdiğimiz kısma geçelim. 24 gramdan hatta 22 gramdan başlayarak atışları yapabiliyoruz. 22 gramımız yok. 24 ile atışlarımızı bir deneyeceğiz. Karışık bakalım. Gramajlarımız var. Tek kurşunlarımız var. Yüksek gramajlı olanlar var. Güzel bir atış testi yapmaya çalışacağız size. 24 gramları taktık arkadaşlar. Bir tüfeğimizin bir tanıma atışını yapalım. Evet, ses geliyor. Gel. Arkadaşlar 24 gramda gördüğünüz gibi sorunsuz çalıştı. Hedefteki etki beni inanılmaz tatmin ediyor. Demiştik ya, tam bir savunma silahı diye. Evinizde bu olduğu zaman arkadaşlar kendinizi güvende hissedebilirsiniz. İnanılmaz bir etkisi var 24 gram atışında, gördük. Karışık gramajlarımız var. Az önce sadece 24 gram atmıştık, yani en düşük bulabildiğimiz mühimmattı. 24'te bu gazlı sistemler falan bazen çalışmayabiliyor ama gördüğünüz gibi tüfeğimiz de sorunsuz çalıştı. Erkek kullanıcıda da çalıştı, kadın kullanıcıda da çalıştı. Sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi karışık gramajlarım var. 32'ye 34'e kadar saçma, tek kurşun dediğimiz şekillerde var. Gireyim atışıma. Hazırım.
İnanılmaz bir şey. Kilit noktalarımızı sağlam yapıp atışlarımızı yaptık. Bir de bakalım. Çok bir destek noktası vermeden silah bakalım. Pistonlar iyi çalışıyor mu? Kilit kinetik sistemi iyi mi? Onu bir test edelim. Bu şekilde biraz boş bırakıyorum silahı. Boş bıraktım. Gayet güzel. Mekanizmam gördüğünüz gibi sağlam. Nokta sıkmıyorum. Silahı kendi haline bıraktım. Sorunsuz çalıştı. Zaten bu sistemin amacı bu. Düşük, yüksek, her türlü gramajı çok rahat bir şekilde sorunsuz atabilme üzerine geliştirildi. Çok da temizlik yapmaya da gerek yok. Pistonların yapısı gereği kendini temizliyor. Evet, geçelim hedef geçişlerimize. Olur, önce ben atacağım. Tamam. Evet. Geliyor hedef geçiş atışı için. Evet, şimdi Oğuzhan hocamızı göreceğiz hedef geçişiyle. Evet, atım yatağım dolu, atış hazırım. Keşke şunun tüpü daha fazla olsa da böyle sürekli atabilsek. Çabuk bitiyor. Şu an biraz daha seri atmaya çalışacağım. Bakalım 12'liğine kadar hakimiyet kurabileceğiz. Onu bir denemek istiyorum. Giriyorum atışıma. Hedefteki etkisi gerçekten inanılmaz tatmin ediyor insanı. Yani o gücü hissettiğiniz zaman yeri tepmeyi farklı bir haz veriyor. Yani tabancayla da atmak istemeyebilirsiniz bunları kullandıktan sonra. Tabii hepsinin yeri ayrı ama 12'liği ayrı bir sevmeye başladık. Evet arkadaşlar, şimdi atışlarımızı yaptık. Bir yandaki fişeklik aparatlarımız diyelim. Bunları taktık ama bunların amacı ne? Bir onları görelim. Evet. Hızlı dolumda bize neler katıyor onları öğreneceğiz şimdi. Tüpümüz az sayıda mermi aldığı için bu tarz hızlı dolum, ani hızlı dolum fişekliklerimiz var. Girdim atışa diyelim, bam dedim, atışım bitti, gördüm. Hemen tuttum tüpten bir tane, attım içeriye. Dolduruşumu yapmış oldum. Tekrar gösteriyorum. Buradayım. Attım, 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 bittiğini gördüm. Yandan çektim, bastım hemen. Atışımı gerçekleştirdim. Bir de burada var arkadaşlar. Bu en hızlısı oluyor. Atışımı yaptım, yaptım, bittiğini gördüm. Direkt çekip, mandalıma basıp atışıma çok rahat giriyorum. Dilersen bunun atışını bir deneyelim hemen. Hemen başlayalım. Hazırım. Geliyor. Dolduruşumu yaptım. Yandan doldurum. Yerime giriyorum. Seni gördüm. Yandan doldurum. Yerime giriyorum. Evet, şarjörlüklerimizin, fişekliklerimizin kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz da ben deneyeyim. Tabii ki, vereyim. Biraz evdiven sıkıntı oluyor gerçekten. Yalnız hedefimiz paramparça ettik. Evet, bu yan aparatları alıp bu tarz taktik çalışmaları da çok keyifli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle eklemelisiniz. Hedefimiz darmaduman oldu. TGDP'ye düştük artık. Evet arkadaşlar, bugünkü içeriğimizde olabildiğince ayrıntı vermeye, anlatmaya çalıştık. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere.